Bizim kurye Kerem'e bak sen. Şimdi anlaşıldı o pahalı kıyafetler, yok efendim arkadaş hediyesi, pahalı saatlerin sebebi. Kızım var ya, bu bildiğin fakir kız zengin olan hikayesi. Yarın olsun anlayacağız bu Kerem Efendi'nin ne filmler çevirdiğini. Anne ya. Hı. Sen bu bizim dükkanın anahtarını falan vermedin değil mi Kerem'e? Verdim. Nasıl açıp kapayacak olan dükkanı kız? Niye sordun? Ne bileyim ya, pek gözüm tutmadı benim o çocuğu. Böyle lambadan çıkar gibi geldi dükkana, gayretle çalışıyor. Sanki kendi dükkanı. Aman Serap, sen de buldun da bunuyorsun ha. Üç kuruşa bir ton iş yapıyor oğlan. Çiçek! Kız neredesin? Baban gelir şimdi, kur sofrayı hadi. Çiçek! Elin oğlu sabah akşam çalışır, bizimki de anasını duymazdan geliyor böyle. E babam çıkardı tepemize bunu. Dur ben bir bakayım ne atlar diyor şu. Abla ne yapıyorsun? Kulaklığının sesini kısıyorum. Niye böyle bir şey yaptın ki? Annem sabahtan beri sana sesleniyor, ders çalışıyorum bahanesiyle kadın duymazdan geliyorsun. Kalk hadi, sofrayı hazırla. Olmuyor. Niye bu kadar öfkelisin bana abla? Ben sana ne yaptım? Çok mu zor beni sevmek? Kimsesiz, öksüz bir çocuktum sadece. Kardeşin gibi göremez miydin beni? Neden her şeyi kırıp döküyorsun? Karbeyazım, uyumadın mı sen hala? Ders çalışıyordum babacığım. Sınava az zaman kaldı. Allah zihin açıklığı versin. Kendini fazla yorma. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Mis gibi oldu. Bunu şöyle koyayım da babam görsün, temiz temiz giysin. Bunlar ablamın, bunlar annemin. Kapısına taksam kendisi dolabından sar mı acaba? Çamaşırları katladım, ütüyü yaptım, bulaşıklar da yıkandı. Her şey tamam. Çok geç kaldım. Salim siparişleri almaya gelecekti. Ay Kerem inşallah dükkanı açmıştır da çocuk kapıda kalmaz. Of, yine sökülmüş bu. İki dakika tutturayım. Neyse, akşam hallederim. İyice geç kalmayayım. Ya of! Bir bu eksikti. Ne oldu kızım? Ya sökük yeri kapıya takıldı. İyice yırtıldı. Niye söylemedin kızım? Yenisini alırdık. Gerek yok babacığım. Ben akşam terzide diktiririm.
Babacığım ben çıkıyorum. Kıyafetlerini ütüledim salonda. Görüşürüz. Kızım sağ ol da böyle çıkamazsın. Ablanın montlarından birini giy. Gerek yok babacığım. Hava güzel zaten. Sabaha yazı var kızım. Hasta eder. Hadi giy şunu dedim. Gerçekten gerek yok babacığım. Hem ben bütün gün mutfaktayım. Kızım olacak iş mi söylediğin? Hadi uzatma da giy şunu. Hadi kızım uzatma. Çocuğun dili varmaz söylemeye. Sen de mi görmezsin halini? Allah'tan kork be kadın. Günaydın herkese. Günaydın Çiçek abla. Günaydın canım. Ay Kerem çok sağ ol ya. Sen olmasan çocuklar kapıda kalacaktı. Nefes nefese kaldım gelirken. Sakin ol. Onlar da yeni geldi zaten. Bu arada montuna bayıldım. Kırmızı sana çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Pastayı getireyim ben. Bu da bir adım. En azından sen bana nasıl iltifat edersin diye kızma. Salimciğim, bunu annen eve gidince buzdolabına koysun, tamam mı canım? Sağ ol Çiçek abla. Doğum günün kutlu olsun. Bu senin. Al bakalım, bu senin. Kirazcığım, bu da senin. Söz verdiğim gibi. Aa, en sevdiğim kitap. Çok teşekkür ederim Çiçek abla. Rica ederim. Ama Çiçek abla, Kiraz da benim doğum günüm değil ki. Bize niye hediye aldın? Olsun canım. Hediye almak için illa doğum günü olması gerekmez ki. Teşekkürler Çiçek abla. Şey, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii canım. Ben de doğum günümde Salim'in pastasını istiyorum dedim anneme. Sana da yaparım. Şey, ama annem kendi elleriyle yapmayı seviyormuş. Bir tanecik evladım var, ben yaparım diyor. Çiçek ablan tarifini veririm dedi. Tabii ki veririm. Ama ne oldu, sevinmedin mi? Ben gizli tarifini vermezsin de ben de annemin yaptığı pastaya mecbur kalmam diyormuştum. Hayaller hayatlar durumu. Ama bir şey unutuyorsun abicim. Bir annenin elleriyle yaptığı pastanın lezzetini hiçbir şey değişmez. Kerem abin doğru söylüyor. Ben sana yine doğum gününde yaparım, tamam mı? Hadi şimdi doğru eve. Salim, annen buzdolabına koysun pastayı, tamam mı? Erimesin. Tamam Çiçek abla. Görüşürüz. Of ya, Çiçek abladan da koyduk. Ben anısal şeklinde pasta istiyorum ama nerede? Çiçek, iyi misin? İyiyim. Ya, İyiyim. Biraz hüzünlendin sanki. Bir bilsen ne kadar şanslı olduğunu. Doğum gününü kutlayan, ona pasta yapan bir annesi var. Oo, senin de içine mahalle teyzesi kaçtı sabah sabah. Ne böyle gençler hiç kıymet bilmiyor falan. Duyan da diyecek hiç doğum gününü kutlanmamış. Aptal Kerem, kafasız Kerem. Fatma cadısı kutlar mı hiç bu kızın doğum gününü?